selam arkadaşlar, Sajid hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden Civilization 5 Türk moduyla devam ediyoruz arkadaşlar. Savaşımız vardı, geçen bölümün sonlarında başlayan. Bu arada bunu bir adım daha atabiliyormuşuz bununla ama ee, çok da mantıklı olmayabilir. Çünkü e, hareket kabiliyeti iyice kötüleşir buradan. Buradan bu tarafa geçmesi biraz zor çünkü. Ama aslında biliyor musunuz? Buraya getirebilirim. Şu tepeye çıkartabilirim ben bunu. Elimizdeki tek şey yakın dövüş birimi. Öteki türlü şunun üzerinden geçirmem lazım. Şöyle yol üstünden. Her halükarda buraya önümüz tur ulaşırız yani. Şimdi, şimdi zaten ulaşamayacağız. Her halükarda önümüz tur ulaşırız. O yüzden var olduğu yerde kalsın yeterli bence bunun haricinde bir olayımız yok. Şimdi bizim savaşımız sadece bunlarla mı yoksa şehir devletleriyle de var mı savaşımız? Gördüğüm kadarıyla yok. Sidon'la sadece aramız biraz bozuk. Şehir devleti yok şeyde listede. Tamam. şimdi ben şöyle bir şey deneyeyim, bakayım en azından diyorum ki bu adamlara savaşça sokabilir miyim? Hiç zannetmiyorum ama Maria Teresa'ya Savaş açmak için ne istersin diyorum, olmaz diyor. Hatta küfür, defol git gibisinden bir şeyler diyor. Savaş açma ihtimali olan en e, olası devlet bu. Bakalım olacak mı? Doctor War on Maria Teresa var mı? Yok. Sana malzeme vereyim. Olmaz diyorsun. Demir at vereyim. İn olmaz diyorsun. Hmm. İhtimal bile yok diyorsun. Peki 5 altın vereyim. Hmm. Hiç olmaz diyorsun. Peki. Sen olmaz diyorsan peki şöyle yapayım. Shall we make a war against Maria? Aa. Belki başka zaman diyor. Tipe bak ya. Ağzın bunu kırasın var valla. <laughs> tamam. başımızın çaresine bakacağız arkadaşlar. Yani demek ki başka yolu yok bu işin. O zaman işlemlerimizi bitirmiştik bir önceki tur. Hemen şey yapalım. Evet. Tamam ben devam edeyim o zaman. Tur yaptım. Bu arada altın çağ geliyor yakında. Ben bunu mecburen devam ettirdim arkadaşlar. Yoksa hani bunu bir tura indirip diğer teknolojiye geçmeyi isterdim ama. <laughs> Çaresi yok. Bunu mecburen devam ettireceğim. Çünkü crossbowlar olmazsa yanarız. Gerçekten yanarız. Yuh. Nedir ya? Hemen de yıktılar girdikleri yerleri. Şu daha doğrusu yıktı. Şu gidici ya çok gidici. Neresi bu? Bu da mı? Ha, buraya da geliyorlarmış. Abi bütün yerlerimi yıkacaksınız ya belli. Ee, Bunun nereye götürsem de atış yapabilsem hiçbir yere. Burasını mecburen getireceğim oraya. Sen buraya tarlayı yaptın. Ee, devam et diyeceğim. Başka çaresi var mı? Şuraya yapsın o zaman. Tamam. Bu arada ben neyi unuttum? Evet, burada asker üretmeye başladık ama burayı da değiştirecektim ya da şurayı. Burayı değiştirelim bari. Ee, ne üretsin? Vallahi mecburen kılıçlı asker ya da pikeman. Bir, bir tur fark var o yüzden kılıçlıya yapsın diyorum. Buranın e, değiştirmek mantıklı değil aslında ama tamam kalsın o zaman. 8 tur zaten varmış. Ee, ben diyorum ki en önemli hareket, en önemli birim bu. Bunu öldürmemiz lazım. Ne oluyor? He. Ha. harika. Yamalayabiliyoruz değil mi? Kaç altın? Tabii 100 altın değil mi? 100 altın olması lazım. Çok güzel abi. İki, bir tur sonra. Bak hele ne varmış burada. <laughs> Onu da yıkalım. <laughs> Onu da yiyelim. Tamam. Şimdi şimdi burada çok iyi ayar yapmamız lazım abi. Çok iyi ayar yapmamız lazım. Bak bu normalde kaç vuruyor? Güzel vuruyor. Bak bu okçu indirelim. Sadece okçuları indireceğim zaten. Mümkün mertebe. Bir dur be. Bir dur. Aa general. Anam bu generali hemen getirelim. Atışlarımızı güçlendirecek bu. Tamam. En azından şunun atışını etkileyecek şimdi direkt. Bak %15 generalden dolayı atış güçlendirme. Ama bir şey diyeceğim. Kaç vuruyor burada? Bunu tek atışta öldürebiliyoruz bunun sayesinde. 15, 30. Peki ya buraya kaç? Oo maşallah bayağı vuruyormuş. Buraya vuralım o zaman. Ben şunu başka gerideki birimlerden bir tanesiyle vururum ben bunu. Heh, hatta deneyelim madem. Deneyelim. Şunu bir adım getireyim ben böyle. Bunun düz arazi bonusu varmış zaten. Aa, önünde tepe var. Bak iyi ki de denedim. Yoksa olmayacakmış. Şu birimi mesela şuraya ya da buraya getirebilirim. Bu kanat çok önemli değil sanki ya şu bölge. Burası daha önemli sanki. Ama yolların tamamı burada olduğu için aslında bütün buralardan birimleri hareket ettirebilirim rahatlıkla. Ama yine de bu tepeyi aşmamalarını sağlamamız lazım. Gel sen bu tepeye gel. Bu tepeye gelsen. Maalesef bizim öbür türlü davranmamız lazım. şimdi ben buna buralara ateş edebiliyorum arkadan. Ama buradan ateş, ateş edemiyorum. Şuradan yapabiliyoruz. Ben diyorum ki şunu bir adım sola alalım. Buradan yine ateş edemiyormuş <laughs> Kaldık yine ya Tamam Ateş edemedik Ama bu e e pardon bunu Değil de şunu alalım En azından yakın olması açısından bu daha faydalı olacaktır şu ateş etsin buraya bunu bir indirsin Bir birim eksilsin en azından adamlar Değil mi? Tamam Şimdi ben bunu nereye götürüyordum ya Kaçırdım sadece ama nereye götürdüm hatırlamıyorum şimdi. Ee, nehir kenarında, evet şuralara şey yapacağız. Tarlamarla yapacağız. Sen de buraya git o zaman. İkisini tarlamarla yapacağız. Ben diyorum ki bunu karşıya geçireyim. Burası tehlikeli olur ama şuraya geçirelim. Ama yok ya. Oradan da ateş edemez ki. Yani bu şuraya doğru ateş edebilir şu bölgeye ama buraya ateş edemez. Asıl önemli hedef bu. Maalesef bununla buraya ateş edeceğiz. Maalesef mecburen. Şu mendisi kaçırma. Bak bu gidecek gibi geliyor bana. Gidici. Şu birimi yaklaştırdım ama. Şunu da ben böyle yaklaştı Ama bak bunun ağzını burnunu kırarlar vallahi ya. Geride kalsa daha iyi olur sanki. Burayı getirmek çok tehlikeli. Hem şu iki birim anında saldırır bunlar. Bizimkilerin iyileşme kapasiteleri çok yüksek. Ben bunu şimdilik böyle geçiyorum. Bir sıkıntı olursa geri çekir çekerim. Bunu da Allah cezanı vermesin. Gidemiyoruz oraya. 2 adım gidemiyor muydu? Ha ben bunu bir adım hareket ettirdim zaten. Peki ben bu tepeye çıkarsam deneyelim. Buradan mesela ormanın üzerinden ateş edebilir miyim acaba? Burası çok kalabalık oldu. Biraz daha fazla birime ihtiyacımız var. Ben bunu burada bekletiyor muydum? Yok. Bir saniye. Şuraya kadar geliyorsun değil mi? Aslında en iyisi gelmek. Yani gelsin buraya kadar. Gel gel. Peki, şimdi <laughs> burası değil de şuraya yapalım bir tarlamarla. Ama çöle yapmaya gerek yok. Şimdi normal yerleri yapalım, ondan sonra diğer yerlere bakarız. Bu ne? Ha, tamam bu şunun hareketinden dolayıydı. Şu ne yapıyor burada? Ha bunu ben buraya göndermişim. Tamam sen geri git. Burası çok kalabalık oldu. Buraya git oraya bir şey yap. Yani tarlamarla yap. İnşallah bunlar sırtımızdan vurmazlar çünkü sınıra geldik. Gerçekten sınırdayız. Kaç tane okçumuz var? 1 2 3 4 5 Değil mi? Başka var mı? Ha 6. Pardon bir de burada var 6. 6 okçu acaba ne kadar parayla 80 altına mı dönüşecek? 80 sıkıntı yok ama daha fazlaysa bizim bunları dönüştürmede sıkıntı yaşayabiliriz. Mesela 75 üretim puanı ihtiyacı var bunun. Öbürünün kaç? 120. Hmm, daha fazla olabilir. Neyse bu bak bakalım. Önümüz anlayıp anlamış olacağız zaten. Haydi bismillah. Bu marketi bitirmedim. Burası 3 tur diyordu. Hala 3 tur diyor. Aradan bir tur geçmişti. Tabi üretimimizi kıstılar. Biraz bozdular. Hmm. Bunların herhalde şeyle alakası yok pek. Yani pek niyetleri yok savaş açmaya. Tamam abi tamam. Şu anda açmasınlar zaten. Ney? Fransızlarla Aztekler savaştılar. Hem de Fransızlar savaş açmış. Bak dedim ya buna saldıracaklar diye. Bunu ölmezse eğer inşallah iyi olur. Oha lan adam bırakmadınız be. Adam bırakmadınız. Ha Nehirin ötesinden saldır. Ama tabi ben burada fortifikasyon yapamamıştım. Ölmeyen birimlerimiz çok güçlenir abi. Ölmeyen birimlerimiz çok güçlenir. Çünkü hepsi istisnasız şu anda hepsi Şehre saldırsa ya. Çok iyi olurdu şehre saldırsaydı. Neyse. Ben o birimi kurtarırım zaten. Şehre sokacağım birazdan. Ondan sonra hızlı iyileşmeye başlayacaklar. Ama biraz sıkıntımız var tabii ki. Çok kalabalıklar abi. Abi biz de yağmalarız ne yapalım. Graz. E, nereye doğru gitsem acaba hmm. Abi nasıl bir Herifler böyle şey ki bir dakika yanlış yaptım şehrin sınırına girdim Menziline pardon Menziline girdim yanlış yaptık ya neyse Olan oldu Yapacak bir şey yok Şimdi ben bunu e, Komutanı Şehre sokacağım bu şeyi mühendisi bu tarafa göndereyim. Mühendis mi seçili? Evet. Sen bir git bakalım. Sen burada bir uyu. Komutan sen şehrin içine gir. Orada bekle. Şimdi bunlara kaç paraya dönüştürüyoruz? 106. 6 tane var zaten hepsini dönüştürebileceğiz. Ama işte hangisini ateş ettireceğiz, hangisini dönüştüreceğiz. Bütün mesele bu. Bak bunu mesela buraya kaçırsam da ölecek galiba. Bu iyi olmadı işte. Hiç iyi olmadı abi. Hiç iyi olmadı. Geçirelim bakalım ne yapalım. Sen buraya tarlaya başla. Sen de başla. Sen de başla. Tamam. Şimdi bunlardan ateş edebilecek olanları ateş ettirelim. Edemeyecek olanları da durduralım öyle ne yapsınlar. Şunu bir indirsem çok iyi olurdu. Tamam, indir. Sen burada fortifikasyon yap yani şey yapıyoruz. Bu hangisi? Ha şehirdeki değil mi? Şey, ah bunu dönüştürebilsem var ya. Ya şu an atış yapmam gereken çok net bir birim yok. Ama şunu öldürdük ya. Hani en azından a attı birim getirmişler bir tane. Şu üç tehlikeli. O zaman sıkıntı yok ya. Ben dönüştüreyim bundan sonrakileri. Tamam. Şunu dönüştürüyorum. Bu bir. Bu duruyor burada. Bunu dönüştürelim. Şunların ateş yapması buna pek etki yapmıyor. Bu ikisinin pardon bu şehrin içi, hey, sınırlarımızda değil. Bunu dönüştürüyorum. Yani en azından canı da artıyor. Ölmesi kolay olmuyor. Şunu bir adım geri götürelim o zaman. Daha mantıklı aslında ama bu tarafa geçiremiyorum çünkü şu anda. Bir adım geri gitmesi lazım. Tamam bunu da dönüştür. Son olarak bunu dönüştüreceğim ama bunu şehre sokmam lazım. Şehre soktuğum takdirde de hareketi duracak Evet ama önemli değil şu an için değil bu ne evet, ticaret yolumuzun birini göndermişler ağzına vurmuşlar ticaret yolumuzun ee, barış anlaşması Tamam şimdi gelelim bu teknolojiye orada bu oyunu kapatıp yeniden açınca bak 4 tur çok iyi oldu bu 4 tura düşmüş nasıl oldu bilmiyorum ama 4 tura düşmesi çok iyi oldu. Neden? Çünkü bu da 4 turda gelecek. Böylece ben üniversiteli üniversite teknolojisini anında çalabileceğim. Adamlar da var çünkü onu biliyorum. Yapmışlar üniversite sağa sola. Onun haricinde mesela şunu da çalmak faydalı olabilirdi ama neyse şimdilik yapacak bir şey yok. Burası marketi bitirdi. İyi ki de yapmışız marketi çünkü öbür türlü biraz şey olacaktı. Sıkıntı yaşayacaktık. Şimdi asker yapmamız lazım 7 tur 5 tur 4 tur 4 turda biten en çabuk gelecek olan asker neyse o gelsin Şimdi işçilerimizden tehlikeye giren var mı yok Burası biraz sıkıntıya düşecek galiba ya Şehirlerimize hiç duvar yapmamıştım yani gerek yok falan hesabı Bu kadar acil ve yakın bir tehlike Karşımıza çıkmadıydı Ama belli olmuyor ne zaman çıkacağı işte ben bunlara bir kez daha soracağım. Çünkü savaş açma ihtimalleri bir tek bunda var. Diğerleri açmazlar dostlar çünkü. Ya yapay zeka ya biraz şey oluyor. Farklı farklı oyunlar oynayınca. Maria. Öbürü neydi lan? Yanlış mı yaptım? Aa ben yanlış yapıyormuşum ha. Maria Teresa. Ama yine de yine de kabul etmiyorlar. Peki her şeyi verelim. Para da verelim. Yok yok. Zaten istemiyorlarmış. Non deyip duruyor. Peki. Bunlara diyelim yeniden. Bunları hiç zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi dostlar. Hmm. Ben de dostsun. Adamlar bana savaş açmış. Hiç harekete geçmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Allah Allah. Mümkün değil abi. Her şeyi versem de al. Deniyorum. Yok. Bir, bir küfür etmediğin kaldı yani. Tamam. Başka kimse var mı? Mesela mesela Bizans. Bizans ama zayıf ya. Zaten mümkün değil. Melima. Tamam. İngilizler. Onu da deneyelim. Denemeden olmaz. Aa, bunlarla embesimiz bile yok. Ama bir deneyelim yine de. Yok artık falan diyor. <laughs> İyi abi bir İngilizce anlıyoruz en azından. Diğerlerini anlamıyoruz da. Fransızlar şimdi Azteklerle savaşta. Ben bunu hiç denemedim ama Fransızlar da dostlar. Yani bizimle de dostlar ama onlarla da dostlar. Ne? Evet diyorlar lan. En beklemediğim adam. Yalnız çok şey istiyor bizden. Şunu veririm. Mücevher. Demir veremem. Altın da hmm. veremeyiz gibi. Ama şunu veririm. Keş altın verebilirim bir miktar bir dakika şimdi mutluluk seviyemiz 11 ee, bir malzeme verirsem 4 eksilecek bu İdare ederiz öyle evet ederiz ederiz İdare ederiz bak bu forge 3 tur sonra bitecek bittiği <laughs> pardon bittiği vakit bizim için iyi olur bittiği vakit bizim için iyi olacak arkadaşlar büyümeler durdu bu arada 4 turda bitiyor olması beni çok sevindirdi gerçekten. Daha önce 5 tur muydu? 6 tur muydu? 6 tur muydu? Yok. 5 turdu. Tamam. Ee, Fransızlara savaş açtırsam bile pek bir halta yaramayacak. Çünkü adamların bütün yoğunluğu burada abi. Bu yoğunluğu üzerlerine çekemezler. Fransız ne yapacak? Buradan iki tane askeri böyle yaldır yaldır buralardan geçirecek mi? Zaten geçirecek yeri yok hiçbir yerden geçiremez. Sadece buradan döndürüp getirebilir anca. Onu da çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ama yine de Fransızların bunlara savaş açması benim işime gelir. Belki aralarında ticaret vardır o biter. Şimdi ben sana e, ee, mücevher mi vereyim? Şeker mi vereyim? Spice vereyim. Baharat. Neden? Neden diyeceksiniz? Çünkü baharat şu anda bunların üzerinde bulundukları bir malzeme her an yok olabilir zaten yağmalayabilirler burayı baharat yağmalanırsa ne olur anlaşma biter mi bilmiyorum ama savaş açılmış olacak zaten O sebepten baharat en mantıklısı Baharat vereyim sana Başka ne istiyorsun Üstüne para veririm diyor gerek yok şimdi at demir ver. Tamam Sana Tekil para değil de 30 altın versem mesela Olmaz. Ee, onar altın arttırarak deneyelim. Olmaz. Ne kadar gidebilir bilmiyorum ama. Bu abuk subuk bir laf söylüyor. Onu defalarca dinlemek zorunda kalacağız galiba. Füze dedi. Füze mi dedi? 190. Oha. 90. 100 daha fazla da vermem valla. Allah Allah. Ya böyle yaptığım zaman baksana 70 altın istiyor. 3 demir. 3 demir veremem abi. Benim bana lazım bunlar. Hmm, ama yani 3 demir de iyi para eder ya. Eğer bin 1.5'tan saysan 4.5 çarpı 30 gibi düşünebilirsiniz yani. Peki benim 360 param var. Bunun bir kısmı benim için lazım. Artı bir altınım var. O da bizim için sıkıntıya düşürecek anlamına geliyor. Şunları dönüştürdüm ama onlar yetmeyecek. 3 taneyi dönüştürdük şimdiye kadar. 3 tane daha dönüştüreceğim. Bunlar 300 altın demektir. 60'tan daha fazla vermemem lazım esasında. Tamam. O zaman abi demir falan vermeye çalışalım. Şimdi iki tane kılıçlı asker yapıyorum. Bir taneyi daha saklayalım. 3. kılıçlı asker için. Kalan iki demiri vermeye çalışıyorum bakalım daha fazlasını zaten olmaz eğer olmuyorsa bu vazgeçeceğim yani gerek yok süreyi de bitirdik ya Jekut peki ben şöyle talep etsem ona Continue. Shall we declare war on Maria Teresa? I must decline dedi kendim istemiyorum dedi ama yan cebime koy istemem yan cebime ko. Peki. İki demir veriyorum. At, at, at verebiliriz ya. At da vereyim. Ben bunları verme bana şimdi. Bir de üstüne 66. Nerede yazamadım. 66 da altın veriyorum. Tamam mıdır? Kabul mü? Kabul. Tamam. Bu savaş başlamıştır. Bu savaş bu anlaşmada karlı olan ben olacağım. Çünkü buranın ee, şeyi şu yıkılacak birazdan. 7 e, mutluluğa düştük. Bakalım ne kadar idare edebileceğiz. Şu da gidecek bu arada. 3'e düşeceğiz yakında. Hadi bakalım. E, daha başımıza neler gelecek. <laughs> Haydi bismillah. Aa Pardon süreyi bitirdik değil mi? Open borders. Peki. Peki. Hı, hmm, edelim mi kabul? Edelim ya, bir de bunlarla uğraşamayacağım şimdi. Sıkıntı başımıza daha fazla sıkıntı gelmesin. Hollanda İngiltere ile savaşta. Kim açtı savaşı? İngiltere savaşı açmış. Aha, Utrecht gider. Rotterdam'a bir şey olmaz da Utrecht gidecek. Endonezya Fransa'ya <laughs> Yok kardeş. Yani senle savaştık, tamam. Ama bu kadar da çabuk dost olmak istemiyorum seninle. Sen bir takıl kendi halinde. <laughs> Yıkmadılar yalnız Spice'ı. Neye saldırıyor? Allah belanı. Bir askerimizi kaybettik ya. İşte bu tehlikeli abi. Ben orada fortifikasyon yapıyorum ama. Saldıran çok birim var abi. Hangi birine dayansın bu birim? Rütbe aldı. Rütbeyi veremeden adam öldü. Hayatta kaldı. Ama bir saldırı daha iyi. Ne yapsın abi? Daha ne? Daha ne kadar dayanabilir ki? Neyse. Gitti. Bu birim de gider. Aa gitmedi lan. Şu generali öldürelim mi? Hiç acımam valla. Şu birim şu kadarcık canıyla şu generali öldürsün. Bir suikast yapalım şu generale. Hadi Allah ki Allah şey <laughs> yolunu açık etsin. İntihar saldırısı gibi bir şey abi aldı, öldü. Bu birim de geldi hemen. Geldi ama ne yapabiliriz ki ben bununla? Şimdi abi atış yapabilecek birimlerimiz malum. Bunlar, bunlar da çok güzel atış yapacaklar. Bak, hayvan gibi vuracaklar. Şu önemli değil ama bunu indirelim. Bir dakika şunu bir vurayım ben. Önemli değil bu, bu dönüşsün. 100 altın tamam güzel. İki tane daha dönüştürme hakkım var ama gerek yok. Neden yok? Çünkü bir tane dönüştüreceğiz zaten. Şimdi bir dakika. Benim buraya atış yapmam lazım. Bak bir, bir birimimiz burada var. Şununla. Ya bir şey diyeceğim. Bu işlemlerimizi bir sonraki tur bölüme saklayalım ya. Bunları yapmamız lazım. Uzun sürecek bayağı çünkü. Şu anda zaten süreyi doldurmuş. Hatta geçmiş vaziyetteyiz. Şimdilik böyle kalsın. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi eyvallah.